Merhabalar, 10. sınıf enerji konusuyla ilgili konuyu bitirmiştik. Bir tane test çözmüştük. Şimdi ikinci testten devam ediyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim yukarı doğru 50 metre s saniye hız ile atılıyor. Cismin atıldıktan 3 saniye sonra K noktasındaki potansiyel enerjisi EK, 7 saniye sonraki potansiyel enerjisi ED ise bunların oranı nedir diyor. Şimdi biz bu cismi 50 metre s hızla fırlatmışsak ve yer çekimi iğmesi 10 metre bölü saniye kare ise 3 saniye sonra bu arkadaş hızını 30 metre bölü saniye azaltacak. Yani hızı 20 metre bölü düşecek. Burası K seviyesi. Ve 7 saniye sonra hızını 70 metre bölü saniye azaltır. E hızı 50 idi. 70 azaltırsa ne kalır? Eksi 20 metre bölü saniye kalır. Yani bu arkadaş gitti ve geri döndü. Geri döndü ve hızı eksi 20. Yani aşağı doğru hareket edecek. E burası da L konumu. Aslında aynı konum. K ve L aynı konum. O halde kinetik enerjileri oranı 1 olacaktır. Çünkü kinetik enerji 1 bölü 2 mv ve kareydi. Hızlarının büyüklüğü aynı olduğu için karesi de aynı olacak. O yüzden oranları da 1 olacaktır. Evet ikinci soruya bakalım. Bir x cismi hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda şekildeki K noktasından serbest bırakılıyor. Cismin L noktasındaki hızı VL ve M noktasındaki hızı Vm ise bunların oranı kaçtır? Şimdi bunları atışlarda da görüyorduk. Zamandan bağımsız hız formülü vardı. Aslında o hız formülü, zamandan bağımsız hız formülü dediğimiz formül kinetik enerji potansiyel enerji dönüşümüyle bulunuyor. Ve bu cisim K noktasındayken yere göre bir potansiyel enerji değerine sahip. Yani 3 mgh kadarlık potansiyel enerjisi var. D'den geçerken yere göre potansiyel enerjisi 2 mgh ve M'den geçerken mgh'ye düşmüş. Mekanik enerji korunmalı ve K'deyken kinetik enerjisi yoktu. L'deyken kinetik enerjisi MGH olsun ki toplamı 3 olsun. Ve M'den geçerken kinetik enerjisi 2 MGH olmalı. Ve kinetik enerjiyi biz 1 bölü 2 MV kare ile buluyorduk. Ve L'den geçerken kinetik enerjisi MGH kadarmış. Yani 1 bölü 2 M çarpı VL'nin karesi. Ve M'den geçerken kinetik enerjisi 2 MGH olacak ve bu da 1 bölü 2 M çarpı V, M'nin karesi. E taraf tarafa bölelim. Taraf tarafa böldüğümüz zaman 1 bölü 2 M'ler sadeleşir. M, G, H, sadeleşir. Sol tarafta 1 bölü 2, sağ tarafta V, D'nin karesi bölü V, M'nin karesi. Her iki tarafın kare kökünü alırsak 1 bölü kök 2 eşittir V, L bölü V, M olacaktır. Ve bizden V, L bölü V, M istendiği için oranımız 1 bölü kök 2 olur. Evet 3. soruya bakalım. Sürtünmesiz ortamdaki sistemde X cismi ile Y cisminin kütleleri ve yerden yükseklikleri şekildeki gibidir. Yani şekilde gösterilmiş 2 ve 3 kilogram. Sistem bu şekilde serbest bırakıldığında kaç saniye sonra X cismi yere çarpar. Şimdi bu haliyle serbest bırakırsak X'e etkiden geri çekimi kuvveti 30 Newton. Ve Y'ye etkiden geri çekimi kuvveti ise 20 Newton. Net kuvvet 10 Newton olacak ve saat yönünde dönecektir. Ve net kuvvet bir iğme yaratır yani F net bölü M toplam iğme yaratıyordu. Ve iğme değeri de 10 Newton'luk net kuvvet ve toplam kütle 5 kilogram olduğu için iğme değeri 2 metre bölü saniye kare olacaktır. Ve X cismi yere kaç saniye sonra çarpar diyor. X cismi toplam 2 metre yol alacak. Başlangıçta hızı sıfırdı ve yere çarptığında belirli bir hıza sahip olacak. Peki biz bu x mesafesini yani 2 metreyi nasıl buluyorduk? 1 bölü 2 a çarpı t kare ile buluyorduk. Yani 2 metre eşittir 1 bölü 2. A dediğimiz 2 idi. Yani 2 bulduk. Çarpı t'nin karesi. Ve t eşittir kök 2 saniye çıkacaktır. Yani x cismi yere kök 2 saniye sonra ulaşır. Evet dördüncü soruya bakalım. Özdeş x cismi f1 kuvvetiyle h, f2 kuvvetiyle 2h kadar sabit hızla yukarı çekilmektedir sabit hızla yukarı çekiliyorsa kinetik enerjisi değişmiyordur. Sistemler sürtünmesiz olduğuna göre F1 kuvvetin yaptığı iş W1, F2 kuvvetin yaptığı iş W2 oranı kaçtır? Şimdi birinci şekilde cisim H kadar yükseltilmiş, ikincisinde ise 2H kadar yükseltilmiş. Birincisinde yapılan iş Mx çarpı G çarpı H olacak. İkincisinde yapılan iş Mx çarpı G çarpı 2H ol olacaktır. Yani bu yapılan işlerin oranı 1 bölü 2 olacak. E peki F1, F2 kuvvetlerini bulmaya gerek yok mu? Gerek yok. Ki biz X cisminin potansiyel enerjisini değiştirmişiz. O yüzden yapılan işler bu cisimlerin potansiyel enerjisini değiştirmiş olacaktır. Sürtünme olmadığı için de ısıya dönüşen bir enerji yoktur. 5. X cismine F kuvveti Ln. Yani L'den N'ye kadar etki etmekte. Sadece LM aralığı sürtünmeli olup sürtünme katsayısı sayısı 0 tam onda 2'dir. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre F kuvvetinin LM aralığında yaptığı iş W1, MN aralığında yaptığı iş W2 ise oranı kaçtır diyor. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bize ne soruluyor? Noktalar arası uzaklıklar eşit ve F kuvvetinin yaptığı iş. E F kuvvetinin LM arasında yaptığı iş F kere LM arası mesafe. Buraya X diyelim. Peki M, MN arasında yaptığı iş ne kadar? Yine F kere X olacaktır. Yani oranı 1 olacaktır. Ya nasıl hocam? Burada da sürtünme yok mu? Bizden net kuvvetin yaptığı iş istenmiyor. Kuvvetin yaptığı iş isteniyor. Konu videosuna geri dönüp oraya tekrar bakabilirsiniz. Altıncı soruya bakalım. Şekildeki sistemlerde X cismi F1 kuvvetiyle eğik düzlem üzerinde 2H yüksekliğine F2 kuvvetiyle makara sistemiyle h yüksekliğine sabit hız ile çıkarılmaktadır. Yani kinetik enerjisi değişmiyor. Bu kuvvetler bu cisimlerin potansiyel enerjisini değiştirecek. Her iki sistemde de sürtünmesiz olduğuna göre ısıya dönüşen enerji de yok. Bu kuvvetlerin yaptığı işlerin oranı nedir? X cismi 2h kadar yükseltilmiş, 2mgh kadarlık iş yapılmış ki kütlesine m dersek. Diğeri de h kadar yükseltildiği için yapılan iş mgh olacaktır. Oranı 2 olur. Peki F1, F2'yi bulmaya gerek yok mu? Bu 30'u neye vermiş? Vermiş. Sürtüme var mı? Yok. Sabit hızla gittiği için kinetik enerji değişimi var mı? Yok. Sadece potansiyel enerji değişimi var. E buna sebep ne? Kuvvetlerin yaptığı işler. Evet, yedinci soruya bakalım. Şekildeki sürtünmesi sistemde K cisminin kütlesi 2M ve L cisminin kütlesi M olup küp şeklindeki cisimlerin kenar uzunlukları eşittir. Sistem şekildeki gibi sabit tutulurken K'nin potansiyel enerjisi 8e. Bunun potansiyel enerjisi 8e kadarmış. Sistem serbest bırakılıp K ile L aynı hizaya geldikleri anda L'nin kinetik enerjisi kaç e'dir? Şimdi aynı hizaya geldikleri anda şu alt seviyeleri aynı seviyeye gelsin. Aynı seviyeye gelmesi demek K'nin 2h kadar aşağı inmesi ve L'nin de 2h kadar yukarı çıkması anlamına geliyor. Çünkü aynı ipe bağlı olduğu için İkisi de aynı miktarda yol alacaklar. Ve K cisminin potansiyel enerjisi 4h yüksekliğindeyken 8e kadarsa. Şimdi buraya geldiği zaman 2h yüksekliğinde olduğu için potansiyel enerjisi 8e'den 4e'ye düşmüş olması gerekir. Çünkü yükseklik yarıya düştü. E başlangıçta K'nin bir potansiyel enerjisi vardı 8e kadar ve 4e'ye düştüğü için 4e kadarlık bir potansiyel enerji kaybına uğradı. Ve bu kaybın bir kısmı L'ye potansiyel enerji olarak aktarılacak ve L'nin kütlesi K'nin kütlesinin yarısı kadar. K 2H kadar aşağı indiği zaman 4 E kadarlık potansiyel enerji kaybetti. L aynı yüksekliğe çıktığı zaman eğer kütlesi eşit işte olsaydı 4 E kadar potansiyel enerji kazanırdı ama kütlesi yarısı olduğu için 2 E kadar potansiyel enerji kazanacak. Ve geriye kalanı ise bunlara kinetik enerji olarak aktarılacak ve L buradan V hızıyla geçiyorsa K de buradan V hızıyla geçecektir. Hızları eşit. Daha doğrusu hızların büyüklükleri eşit. Süratleri eşit yani. Çünkü hız vektörel büyüklük idi. Ve K eşittir 1 bölü 2 MV kareden. Süratleri eşit ise kinetik enerji kütle ile orantılıdır. Ve L'nin kütlesi M olduğu için L buradan geçerken K kadar kinetik enerjiye sahip ise 2M kütledi K'nin kinetik enerjisi 2K olacaktır. Kütleden dolayı. Yani geriye kalan bunlara kinetik enerji olarak aktarılır. Ve 2E'yi sol tarafa atarsak 2E eşittir 3 tane K'den. Buradan K değeri eşittir 2 bölü 3 E yapar. Bizden ne isteniyor? L'nin kinetik enerjisi. E, L'nin kinetik enerjisi ne demiştik? K demiştik. Yani 2 bölü 3 E olacaktır. Cevabımız A seçeneği olur. Evet gelelim 8. soruya. Bir asansör 60 kJ elektrik enerjisi harcayarak 400 kg'lık yükü bir binanın 12 metre yüksekliğindeki 4. katına çıkarmaktadır. Buna göre asansörün verimi en az yüzde kaçtır? Şimdi bu asansör kendisiyle birlikte bir yük çıkarıyor ve 400 kilogramlık bir yükü 12 metre yüksekliğine çıkarırsa bu yükün potansiyel enerjisi artacak. Bu yükün kütlesi 400 kilogram ve bunu toplamda 12 metre yükselttik. Bu durumda potansiyel enerjisi M400 çarpı G10 çarpı h 12. Bu kadarlık bir bu arkadaşa yani bu kütleye potansiyel enerji kazandırdık. E peki bu potansiyel enerji kazandırırken ne kadar harcadık? Şimdi verim dediğimiz şeyi şöyle açıklayabiliriz. Bir ağaç var. Ağacı siz kestiniz, odun haline getirdiniz. Ağaç 1000 kilogramsa siz 1000 kilogram odun elde edemezsiniz. Ki elde etmiş olsaydınız verim %100 olurdu. Ama 1000 kilogramdan daha az varsayalım ki 950 kilogram odun elde ettiniz. Bu durumda verim %95'tir. Yani harcadığınız payda kısmında, ele geçen ise pay kısmında olacaktır. Ele geçen bu cismin potansiyel enerjisini artırmak. Harcadığımız ise 60 kJ yani 60.000 J olacaktır. Ve gerekli sadeleştirmeyi yaparsak şu 2 sıfır bu 2 sıfırı götürsün. Bu 1 sıfır da bunu götürsün. Aşağıda 60 kalacaktır. Ve şurada 12. 12 ile 60'ı sadeleştirirsek burada 1 burada 5 kalır. Ve şurada dikkat edersek 4 kaldı. Burada 5 kaldı. Yani verim 4 bölü 5 olur. Yani 5'te 4. 5'te 4, 50'de 40, yüzde 80 olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Evet, 9. soruya bakalım. Verimi yüzde 80 olan bir su pompası. 40 kJ enerji harcayarak 20 metre derinliğindeki su kuyusundan en fazla kaç kilogram su yukarı çıkarabilir? Verim 80 ise, yani ben 100 birimlik enerji harcamışım. Elime geçen 80 birim imiş. Ve bu su pompası 40 kilojoul enerji harcamış. Yani harcadığım 40 kilojoul. Yani 40 bin joul oluyor. Ve elime ne kadar geçmeli? Elime geçen 20 metre derinliğindeki bir miktar suyu yükseltmek. O bir miktar su M su olsun. Ve ben bunu yükselttiğim zaman potansiyel enerjisini artırmış oluyorum. Yani MGH yapmış oluyorum. M değerini bilmiyorum. G değeri 10 ve yükseltme miktarı 20 olacaktır. Ve burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak şu ikisi bunu sadeleştirsin. Şu 0 bununla sadeleşsin. Şu 0 da bununla sadeleşsin. Ve şu 2 ile de şunu sadeleştirsek 4 yapar. Ve M değeri 40 kere 4'ten 160 kilogram olacaktır. Yani 160 kilogramlık suyu ancak çıkarabiliyoruz. Evet gelelim 10. soruya. Kütlesi 2 kilogram olan X cismi yerden düşe yukarı doğru şekildeki gibi 50 metre s saniye hız ile atılıyor. Cisim K noktasından yukarı doğru 20 metre s saniye hız ile geçtiğine göre K noktası yerden kaç metre yüksektedir? Buradan 20 metre bölü hızla geçiyorsa bu cisim kinetik enerjisini potansiyel enerjiye dönüştürecek ki sürtünmenin de olmadığını varsayıyorum. E, belirtilmemiş olmadığını varsayarsak başlangıçta bir kinetik enerji değerine sahip 1 bölü 2 çarpı m 2 kilogram çarpı v'nin karesi. Ve bu kinetik enerjinin bir kısmı k seviyesine gelene kadar potansiyel enerjiye dönüşecek. Yani m çarpı g çarpı h. Artı geri kalan ise kinetik enerji olacaktır. 1 bölü 2 m çarpı v'nin karesi. Yani 20'nin karesi. Ki kütle verilmemiş olsaydı bile bunlar zaten sadeleşecekti. Şurası 50'nin karesi. 50'nin karesi 2500 yapar. Ve 2500'ü ikiye bölersek 1250 yapacaktır. Eşittir 10H artı 20 kere 2400 ikiye bölersek 200 yapar. Ve 200'ü sol tarafa atarsak 1050 eşittir 10H ise ve buradan H değeri eşittir 105 metre olacaktır. Yani cevabımız E seçeneği olur. Peki bunu atışlardan yapamaz mıydık? Yapardık ama buradan yapmak daha kolay olmakta. Evet gelelim 11. soruya. Şekildeki sistemde x kadar sıkıştırılmış yayın önüne m kütleli k cismi konulup yay serbest bırakılıyor. Yatay düzlem sürtünmesiz ve eğik düzlem sürtünmeli olduğuna göre k cisminin eğik düzlem üzerinde çıkabileceği h yüksekliği niceliklerinden hangileriyle ters orantılıdır? Şimdi Yatay düzlem sürtünmesiz ise biz bunu x kadar sıkıştırmışsak yayda depolilen potansiyel enerji 1 bölü 2 k çarpı x kare olacaktır. Ve bu arkadaş şuraya geldiği anda bir kinetik enerji değerine sahip ve bu kinetik enerjiyi de fırlayacak ve h yüksekliğine kadar çıkmış olsun. Ve h yüksekliğine kadar çıkmışsa bir potansiyel enerji kazanacaktır. m çarpı g çarpı h kadar. Ve yolda da sürtünmeye harcayacak bir kısım enerjisini. Çünkü eğik düzlem sürtünmeli imiş. Ve sürtünme kat sayısına da K üssü diyelim. Şu K ile karışmasın. K üssü kadarlık bir sürtünme katsayısı olduğunu varsayalım. Ve bu arkadaş burada hareket ederken sürtünme kuvveti aşağı yönde olacak. Ve sürtünme kuvveti K üssü çarpı normal kuvvet. Ki normal kuvvet Mg çarpı kosinüs alfa idi. Yani sürtünmede enerjiye harcanacak k üssü çarpı mg çarpı kosinüs alfa çarpı şu mesafe e bu mesafe ne kadardır d dersek d çarpı sinüs alfa eşittir h olur ve buradan d'yi çekersek d yerine h bölü sinüs alfa yazarız. h bölü sinüs alfa olacaktır. Ve buradan bizden h isteniyor. Bu biraz karmaşık olmuş. Yani abartılı sormuşlar gibi geldi bana. Ve devam edelim. H'yi yalnız bırakırsak sağ tarafta H parantezine aldığımız zaman e, MG artı sağ tarafta K üssü MG kotanjant alfa yapar. Ve H parantezine almıştık. Sol tarafta da 1 bölü 2 K çarpı X kare olacaktır. Ve H'yi yalnız bıraktığımız anda 1 bölü 2 K çarpı X kare bölü MG parantezinde alalım burada. MG 1 artı K üssü çarpı kotanjant alfa olacaktır. Şimdi şimdi bunlardan hangileri H yüksekliği, niceliklerin hangileri de ters orantılıdır? X yayı sıkıştırma miktarıyla doğru orantılı. X artarsa H de artar. Alfa eğim açısı. Şimdi alfa eğim açısının arttığını varsayarsak. Kotanjant alfa ne yapar? Kotanjant alfa komşu bölü karşı. Tanjant alfa artar, kotanjant alfa azalır. Yani burası azalırsa payda azaldığı için h değeri artacaktır. Yani ters orantılıdır. 3. Sürtünme katsayısı. Sürtünme katsayısı artarsa h ile ters orantılıdır. K yay sabiti, yay sabiti artarsa k ile doğru orantılı. M cismin kütlesi artarsa payda arttığı için h de azalır. Yine bununla ters orantılı olur. Yani cevabımız 2, 3 ve 5 olacaktır. Ama biraz e, abartılmış bir soru diyebilirim. Evet 12. soruya bakalım. Kütlesi 5 kilogram olan X cismi şekildeki bir eğik düzemin en üst noktasındayken mekanik enerjisi E'dir. Bunun kütlesi 5 kilogram ve mekanik enerjisi yani toplam enerji kinetik artı potansiyel E kadarmış. Cisim serbest bırakıldığında eğik düzlemin en alt noktasında kinetik enerjisi 2 bölü 3 e oluyor. Yani şuradan geçerken kinetik enerjisi 2 bölü 3 e oluyormuş. Buna göre eğik düzlem üzerinde cisme etki eden sürtünme kuvveti kaç newtondur? Şimdi bu arkadaş 6 metre yükseklikteyken bir mekanik enerjiye sahip ki bu cisim burada duruyor. Bu cisim burada duruyorken bu mekanik enerji cismin potansiyel enerjisi olacaktır. Ve potansiyel enerjisi M çarpı G çarpı H olacak. Yani 300 J olacaktır. Peki bu arkadaş buradan geçerken E değerine 300 yazarsak 300 bölü 3'ten 100 yani 200 J'lük bir kinetik enerji değerine sahip. Ve buradan geçerken potansiyel enerji yok. E peki 300 J'den 200 J'e e düştü mekanik enerji. 100 J nerede? 100 J burada sürtünmede harcandı. Yani cisme etkiden sürtünme kuvveti soruluyor. Cismet gelen sürtünme kuvveti ise sürtünme kuvveti çarpı yer değiştirme yapılan işi verecektir. Yani 100 J'lık bir kinetik enerji kaybı olacak ya da mekanik enerji kaybı olacak. Yani bu aşağıdan geçerken aslında 300 J'lık bir kinetik enerji de geçecekti ama 200 de geçmiş. Burası 6 metre ise, şurası da D mesafesi ise D çarpı sinüs 37, 0 tam onda 6 eşittir 6'dan D 10 metre olacaktır. Burası 10 metre. Ve D dediğim şuradaki X aslında. Burası 10 metre. O halde F çarpı 10 eşittir 100 ise F sürtünme kuvveti 10 Newton çıkacak. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet enerji ile ilgili konu anlatımını ve soru çözümlerini bitirdim. Bir sonraki konu anlatım videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.